Merhaba, Opus 02 YouTube kanalında matematik derslerimize tablo yorumlama ve diğerleriyle devam ediyoruz. Soruları çözerken ihtiyacımız olan adımları gelin beraber hatırlayalım. Soruyu baştan sona okuyoruz, önemli yerlerin altını işaretliyoruz ve sonra which, yani verilen ne, istenilen ne ve çözmemiz gereken ne, bunları keşfediyorduk. ÖSS sınavında sorulan bu soruyla beraber bir tablo okuması yapacağız. Yine soruyu baştan sona okuyoruz, önemli yerleri işaretliyoruz ve sonra which. Şekildeki satır ve sütunların kesişiminde verilen sayılar, bulundukları satır ve sütunun belirttiği iki kent arasındaki yolun kilometre cinsinden uzunluğunu göstermektedir. Örneğin A ile D kentleri arasındaki yol 130 kilometredir. A, B, C, D, E kentleri aynı yol üzerinde ve yazılan sırada olduğuna göre x artı y kaçtır? Burada bize verilen bir tablo var ve bazı yerlerin arasındaki mesafeler yerleştirilmiş ve bu tabloda gösterilen x artı y'nin kaç olduğu soruluyor. O halde bize verilenleri sırasıyla yerine yerleştirirsek yine. A ile E arasındaki uzunluğun 170 olduğunu görüyoruz. A ile D arasındaki uzunluksa 130. Yani o zaman A ile E arasındaki uzunluktan A ile D arasındaki bu uzunluğu çıkartırsak D ile E arasındaki uzunluğun, yani Y'nin 40 olduğunun bilgisine ulaşmış oluruz. Ayrıca E ile A arasındaki uzunluğunsa 170 olduğu bilgisi var elimizde. E ile B arasındaki uzunluksa 90. O halde A ile B arasındaki uzunluksa bu ikisinin farkından 80 olacaktır. Bize sorulan burada x artı y toplamı olduğuna göre x'i 80 bulmuştuk, y'yi ise 40 bulmuştuk. 80 artı 40'tan aradığımız cevabın 120 olduğu bilgisine ulaşmış oluruz. Grafik ve tablo yorumlama bilgileri size diğer derslerde de net kazandıracaktır. Özellikle değişen bu sınav sistemiyle beraber son 3 yıldır YKS'de her yıl coğrafyada bir tane tablo sorusu gelmektedir. 2018 AYT coğrafya sorusuna gelin beraber göz atalım. Yine soruyu baştan sona okuyoruz. Sonra which? Aşağıdaki grafikte 92-97 yılları arasında bir K ülkesinin L ülkesiyle olan diş ticaretine ait değerler gösterilmiştir. Grafikteki bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz? Bu soruda sadece size bir grafik yorumlama soruluyor. Gelin şıkları beraber okuyalım. A şıkkında dış satımın en fazla olduğu yıl 1993'tür demiş. Dış satımın pembe ile gösterildiğini görüyoruz. 92'de 400'ün biraz üstündeyken 93'te 600'ün üstünde, 94'ün 600'ün altında, 95'teyken 400'ün biraz üstünde, 96'daysa 400'de, 97'de ise 400 ile 600 arasında bir yerde yer almış. O halde dış satımın en fazla olduğu yıl 93 yılındadır diyebiliriz. B şıkkındaysa dış alım her dönemde dış satımdan daha fazladır diyor. Dış alımın mavi ile gösterildiğini, dış satımınsa pembe ile gösterildiğini biliyoruz. 92'de maviler pembelerden daha yukarıda, 93'te de maviler pembelerden daha yukarıda, 94'te de aynı şekilde, 95, 96 ve 97'de de. O zaman bize verilen bu 6 yıl boyuncaki verilerin hepsinde dış alımın dış satımdan daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Dış alımın en düşük olduğu yıl 97'dir diyor. Dış alımın mavi ile gösterildiğini biliyoruz. 92'de 1600'ün biraz üstündeyken dış alım, 93'te 1400'ün biraz üzerinde, 94'te 1200'ün üstünde, 95'te 1400'de, 96'da 1600'ün üstünde ve 97'de 1000'in biraz altında olduğunu görüyoruz. O halde en düşük yılın 97 olduğunu söyleyebiliriz. Dış satım 93 ve 96 yılları arasında sürekli artmıştır diyor. Dış satım pembe ile gösteriliyordu. 92'den 93'e geçerken evet biraz arttığını söyleyebiliyoruz. Çünkü 92'de 400 ile 600 arasında yer alırken 93'te 600'ün üstünde, 94'te ise 600'ün altına inmiş.
O halde 93'ten 94'e geçerken dış satımın düştüğünü söyleyebiliriz. O halde aradığımız cevap burada D şıkkıdır. Birçok yerde olduğu gibi fizik dersinde de grafik ve tablo okuma çok önemli bir yere sahip. 2018 TYT sınavında sorulan bu soruyu gelin beraber inceleyelim. Yine soruyu baştan sona okuyoruz. Önemli yerleri işaretliyoruz ve sonra which. Bir hareketlinin zamana göre aldığı yol aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre bu hareketlinin sürat zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bu soruda bize verilen bilgi bir tablo ile ifade edilmiş, yol ve zaman bilgisi verilmiş, grafikte ise sürat ve zaman bilgisi istenmiş. Süratin metre bölü saniye ile ifade edildiği bilgisi de verilmiş parantez içerisinde. Yani siz bu birimleri bilmiyor olsanız bile bilgileri götürüp yerine yerleştirdiğinizde buna ulaşabilirsiniz. Burada bize tabloda verilen bilgileri incelediğimizde yolun ve zamanın sıfırıncı andan başladığını görüyoruz. İkinci kısımdaysa yolun 5 iken zamanın 1. Üçüncüde yolun 10 iken zamanın 2 olduğunu ve bu şekilde devam ettiğini, yani yol 15 iken zamanın 3, yolun 20 iken zamanın 4 olduğunu görüyoruz. O halde sürat metre bölü saniye olarak ifade edildiğine göre birinci saniyede de 5 iken, ikinci saniyede de 5 ve üçüncü saniyede 5 ve dördüncü saniyede de yine 5 çıkacaktır. O halde zaman ilerledikçe sürat aslında hiç değişmemektedir. Bunları biz götürüp tekrar grafiğe yerleştirirsek, zamanımız sıfırdan başlayıp 4'e kadar gittiğine göre ve daima 5 çıktığına göre şıklara baktığımızda A şıkkında süratin sabit 6 olduğunu görüyoruz. B şıkkında zaman ilerledikçe süratin arttığı bilgisi var. Çünkü 1'e 5, 2'ye 10, 3'e 15, 4'e 20 gelmiş ki bu grafikte eğer sürat yerine yol yazsaydı bu da yine doğru olurdu. Fakat bize sorduğu burada sürat. C şıkkındaysa zaman ilerledikçe süratin sabit bir şekilde devam ettiğini ve 5 olduğunu görüyoruz. O halde aradığımız cevap burada C şıkkı. Ve geldik bugün neler öğrendik kısmına. Bugün tablo yorumlama ve diğer derslerde bu grafik ve tabloların nasıl kullanacağını öğrendik. Coğrafya dersinden fizik dersine kadar birçok yerde karşımıza çıkması mümkün. Eğer hiç coğrafya da fizik bilmiyorsanız bile tablo sorularını matematikle yapabileceğinizi de görmüş olduk. Kısa kısa matematik videolarımıza üniversite sınavında çıkmış sorularla beraber hem konuları hatırlarken hem de soru çözüm pratiklerini yapmış oluyoruz. Eğer siz de yorumlarınızı ve sorularınızı bizlerle paylaşmak isterseniz aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Kanalımıza yeni yüklenen videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki dizimiz kümeler ve kartezyen çarpımda görüşmek üzere.